9. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları. Ata Yayıncılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ata Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 53 ünitemizi değerlendirelim. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız. 1. Kur'an-ı Kerim'in diğer kutsal kitaplardan ayrılan yönlerini yazınız. Cevap: O peygamberimize diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi toptan değil, zamanın ve olayların akışına göre ayetler ve sureler halinde indirilmiştir. Kur'an, en son kutsal kitaptır ve ondan sonra başka bir ilahi kitap gelmeyecektir. Getirdiği hükümler ve bunların geçerliliği kıyamete kadar sürecektir. Kur'an, bize kadar hiç bozulmaya ve değiştirilmeye uğramadan gelmiş, kıyamete kadar da öyle kalacaktır. O, Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu gösteren mucizelerin en büyüğü ve sürekli olanıdır. Kur'an'ın kapsadığı yüce gerçekler kıyamete kadar bütün insanların ve çağların ihtiyacını karşılayacak değerdedir. Bilimin ve aklın, ondaki gerçeklerde çelişki bulacağı bir zamanın gelmesi düşünülemez. Kur'an'ın bir başka üstünlüğü kolayca ezberlenebilmesidir. Bu özellik tarihte hiçbir kitaba nasip olmamıştır. Kur'an, aynı zamanda başka din mensupları arasındaki ihtilafları çözüme kavuşturacak bir özelliğe sahiptir. 2. Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden 4 tanesini anlamlarıyla birlikte yazınız. Cevap: Beşir, Fussilet, 4, Allah, C.C. tarafından insanları korkutmak ve müjdelemekle gönderilen demektir. Bu kitap müjdeleyici ve uyarıcıdır. Fakat onların çoğu yüz çevirdi. Artık dinlemezler. Ali, Zuhruf, 4, yüce ve ulu demektir. O katımızda bulunan ana kitapta mevcut, yüce ve hikmetle dolu bir kitaptır. Mutahhar, abese 14. arınmış tertemiz demektir. Merfu'a, abese 14. yüceltilmiş demektir. 3. Allah'ın insanı yeryüzünde halife kılması ne demektir? Açıklayınız. Cevap: Koca alemi bir ev gibi insanın emrine vermesi, insan için süslemesi ve tefriş etmesi, insanı halifeci zemin ederek dağ ve gök ve yer tahammülünden çekindikleri büyük emaneti ona vermesiyle diğer canlılara bir ustabaşılık mertebesiyle şereflendirmesi ve ikramda bulunması demektir. 4. Mü'minin suresinde mü'minlerin hangi özelliklerinin vurgulandığını belirtiniz. Cevap: Sirenin ilk yetlerinde cennete gireceklerin vasıfları, namaz ve zekat ibadetlerini yerine getirmek, emanete riayet etmek, faydasız söz ve davranışlardan sakınmak ve iffetlerini korumak diye ifade edilmiştir. B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi, Kur'an'ın özelliklerinden biri değildir? A. Vahye dayanması. B. Peygamberimiz zamanında kitap haline getirilmiş olması. C. Günümüze kadar hiç değişmeden kalması. D. Ayet ayet, sure sure nazil olması. E. Getirdiği ilkelerin kıyamete kadar geçerli olması. Cevap: B. 2. Kur'an-ı Kerim'in birçok ismi ve sıfatı vardır. Bunların içinde en çok kullanılan Kur'an ismidir. Bu isim ve sıfatlar, Kur'an'ın ayetlerinde bizzat zikredilir. Her biri Kur'an'ın ayrı bir özelliğini veya işlevini belirtir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın isimleri ve sıfatları arasında yer almaz? A. Samed. B. Hüdi. C. Furkan. D. Tenzil. E. Kitap. Cevap: A. 3. Var olan, başkasına ihtiyacı olmayan, gönülden bağlanıp sığınılan, yaratan, öldürüp dirilten, rızık veren, esirgeyen ve bağışlayan anlamlarında kullanılan Kur'an kavramı aşağıdakilerden hangisidir? A. Rab. B. Melik. C. İlah. D. İbadet. E. İhlas. Cevap: C. 9. Sınıf Ata Yayınları Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.